Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde oyuna yeni gelen 8-bit ve Colt'un yeni aksesuarlarını deneyeceğiz. İlk başta 8-bit'ten başlamak istiyorum. Yeni aksesuarı tek mermide 18 tane mermi atıyor. Yani tek atışta 18 tane mermi atıyor. Mesela normalinde kaç tane atıyor? Hemen şöyle bakalım. Ben dersen bir 6 tane atıyor. Bunun 3 katı bir atışı aksesuarda atıyor. Şimdi hemen dilerseniz aksesuarı çekeyim. Şu anda atayım. Patır kütür hasar bırakıyor. Robotlu maplerde bayağı işe yarayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde zigzag yapan, sizin atışlarınızdan kaçmaya çalışan rakiplere de yine attığınızda, sürekli bir doğrultuyu attığınızda bazı rakipler o atışlarınızdan yine kaçmaya çalışırken yine o atışa denk gelecektir diye düşünüyorum aksesuarı bıraktığınız takdirde. Mesela şimdi şu şekilde dümdüz attığınızı varsayalım. Buraya değil de mesela rakip de aynı siz gibi sağ sol yapıyorsa, şöyle bırakırsanız eğer muhakkak 18 tane atışın birkaç tanesine denk gelecektir diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir tane aksesuar bırakalım. Aksesuar diyorum. Süper'i bırakalım. Bir tane daha basayım buraya aksesuarı. Hani gayet güzel, gayet iş görebileceğini düşündüğüm bir aksesuar. Diğer aksesuar da yine avantajlı ama 8 bit biraz daha formdan düştüğü için oyunda yıldız gücü değiştiğinden dolayı, öldüğünde tekrar canlanma yıldız gücü değiştiğinden dolayı artık sololarda çok kullanılmıyor. Normalde güzel, güçlü bir karakter ama yıldız gücünün değişmesi, yani sololarda, duolarda tamamıyla bu karakterin oynanılmamasına sebebiyet gösterdi. Bu şekilde 8 bit'in yeni gelen aksesuarı oyun içerisinde geldiğinde, açık hale geldiğinde, herkesin ulaşabileceği hale geldiğinde çok çok daha detaylıca oynayıp videolarını çekeceğiz. Şimdi dilerseniz hemen Colt'un aksesuarını gösterelim. Evet, şimdi Colt'un yeni aksesuarını dinleyeceğiz. Bu aksesuarda normal bir tane atışta vermiş olduğu hasarı tek seferde veriyor ve duvarı komple delebiliyor. Şöyle bir deneyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi duvarı komple deliyor. Zaten de sağdaki aksesuar fotoğrafından da anlayacağınız üzere böyle bir köpek balığına benzer gibi bir şeyi var. Şöyle biraz daha deneyelim. Biraz süper atalım mesela. Şöyle. Süperde de duvar delinebildiği gibi şeyle de delinebiliyor yine gelen aksesuarla. Aynı şekilde de düşmanların içerisinden geçiyor bu atmış olduğunuz aksesuar. Gayet güzel. Zaten Colt'un bundan önceki normal aksesuarı da şu anda yine halen daha olacak. Colt'un normal aksesuarı zaten gayet iş görebilen bir aksesuardı. Bu da geldi. Oyuna biraz daha farklı bir hava katacağını düşünüyorum. Mesela bu sefer de şu aşağıdakine doğru şöyle vuralım. Tekle vurduğunuzda dümdüz gidiyor. Yani öyle normal atış gibi değil ama normal atışta vermiş olduğunuz hasarı, mesela şöyle bir tane vuruşta vermiş olduğunuz hasarı, o da ne kadar yapıyor? 2200 küsür falan. Tekle veriyor ve düşmanların içerisinde de geçebiliyor. Gayet güzel, aynı atmış olduğunuz süper gibi, düşmanlar içerisinden geçen süper atışınız gibi bir hasar veriyor. Yine aksesuar güzel. Bunlar yine savaş topunda daha etkili olacaktır. Özellikle duvar kırma durumlarında, soygunda da bayağı bir işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi dilerseniz bir savaş topu atalım. Bu savaş topunda nasıl olduğunu görelim. Evet, şimdi bir tane savaş topu haritası açtım. Şimdi botlarla bir deneme yapacağız. Hangi yıldız gücünü seçmişim? Zannedersem hızlı koşanı ya da menzil mi? Yo, şu an bayağı hızlı koşuyor gibi geliyor bana ama pek anlayamadım telefonda olduğum için. Şimdi birazdan aksesuarı kullanacağım. Kaleye doğru gittiğimi anladığımda. Mesela şöyle gideyim. Çektim aksesuarı. Şuraya doğru şöyle bir atayım. Yalnız biraz kötü attım. Biraz daha iyi atsaydım belki önümdeki duvarda rahatlıkla kırılabilirdi. Zaten süperim olduğu için süperimle de duvar kırabiliyorum. Colt Extra'dan da bir tane daha süperini doldurmadan duvar kırabilen savaş topunda bir özelliği olmuş oldu diyebiliriz. Şimdi şu topu mesela bir daha atayım. Bir daha aksesuarı çektim. Şöyle atarsam iyi. Böyle deneye deneye 3 aksesuar atarak bu haritada ortadaki 3 tane varlığı kırmayı başaracağız. Şimdi bu sefer de adamlara sıkmaya çalışayım aksesuarı. Şöyle arka arkaya geçerse eğer, şöyle bıraktım. 3136 vurdu gördüğünüz gibi. Bayağı bir fazla bir hasar bıraktı. Demek ki 2200 değilmiş. 3136 vuruyormuş tekte.
Çok güzel. Yine aynı şekilde çok zorlandığınız durumlarda ben özellikle boss olan hesaplaşma haritalarından bahsediyorum. Boss olan hesaplaşma haritalarında bu aksesuar yani hayat kurtarabilecek nitelikte, aynı şekilde Nita'nınki gibi, Poco'nunki gibi düşman içerisinden geçebilen bir aksesuar olduğu için bayağı iş göreceğini düşünüyorum. Bana da geldiğinde ana hesabıma, Colt'u zaten sevmiş olduğum bir karakter. Çoğunlukla haritalarda oynayabileceğim olan bir karakter. Yeni gelen aksesuarı markete de gelirse onu direkt satın almayı düşünüyorum. Şöyle biraz daha hasar verelim. Botlar fena değil. Botlar yine fena değil. Biz de biraz daha iyi oynarsak güzel olur. Aa, sola atıyor topu. Dur, topu alayım da bir gol atayım. Mesela Colt'un şu taktiği. Colt'ta hiç savaş topu oynayamadığım için onu pek deneyemiyorum. Topu atıp direkt süperi atarak gol atabiliyorsunuz. Bunu atmam lazım. Şöyle bir sağdan atayım. Bundan sonra da 8 bitle savaş topu gireriz. 8 bitle savaş topu girdiğimizde onda durum nasıl olacak? Bir de ona göz atacağız. Aslında soygun da girebiliriz. Savaş topu yerine 8 bitle soygun çok daha güzel olabilir. Dilerseniz şimdi 8 bitle soygun girelim. Evet, yeni bir tane soygun haritası açtık. Yine botlarla mücadele edeceğiz. Soygunda bakalım yeni aksesuar ne kadar faydalı olacak. Kasaya yetişebilirsem güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum. Bizde de bir tane Brock var. Şöyle sola doğru atayım. Aa, iyi iyi güzel, bayağı eritti kurayı. Benim bir anda sağa doğru geçmem lazım. Ems var orada, bayağı bir hasar verdi bana. Eyvah, süper attık. Shield de bana sıktı orada, biraz kötü oldu. Telefonla pek hakim olamıyorum ama pek sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Şöyle biraz ulti doldurursam hiç fena olmaz benim için. Yukarıda ne vardı? Ha, Ems vardı. Ems solda, tamam. Şimdi aksesuarı da çektim. Bütün mermilerimi ona doğru atıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Şeyle birlikte, süperle birlikte aksesuarı bıraktığınız zaman inanılmaz bir hasar. 3 tane mermiyi aynı anda atmış gibi oluyorsunuz bu şeyde de. 8 bitti ama hepsini aynı doğrulukta denk getirmeniz lazım ki iş yapabilsin. Mesela bir tane bıraktım, bir tane daha bırakıyorum. Mermiler bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama ben hemen öldüm orada. Bir daha deneyim, bu sefer soldan gideyim. Soldan biraz daha hasar bırakabilme ihtimalim fazla çünkü adamlar hep sağdan geliyor. Aa, şimdi de soldan geldi, tamam. Problem yok. Buraya süper attım, şimdi biraz hızlanacağım. Çektim abi aksesuarı, şimdi bırakıyorum. Evet, rahatlıkla bu sefer hasarı bıraktık. Bir aksesuar daha çekebilir miyim bilmiyorum ama galiba öldüm. Evet, orada M süperini açtı. %8'e kadar düşürdük rakip kasanın canını. Bizimkiler hakikaten bot olduğu için bot gibi oynuyorlar. Tamam, iyi. Kuleyi aldılar. Çok güzel. Evet, bu şekilde de 8 bitin yeni gelen aksesuarını sizlere göstermiş olduk. Bundan sonraki videolarda gerçek oyuna geldiği zaman, yani oyun içerisinde herkese kullanımı açık olduğu zaman aksesuarlar, yine o zaman oynayarak deneyeceğiz. Daha güzel olacağını düşünüyorum. O zaman boss haritalarında özellikle ben denemek istiyorum. Orada rahatlıkla deneyip daha faydasını, daha etkisini görmeye çalışacağız. Uyduluk bu kadar. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videoda görüşünceye hepiniz hoşçakalın.